Herkese merhaba mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz nefis çiğ böreği tarifimi vereceğim arkadaşlar. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamurunu yurmakla başlıyoruz arkadaşlar. Bunun için 4 su bardağı unumu hamur yurma kabımı bu şekilde boşaltıyorum. Mayasız bir hamur yuracağız. Hamur yoğurma kabımızın kenarında bir boşluk bırakıyoruz ve üzerine su koyuyoruz gördüğünüz gibi. Sıcak su eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Burası çok önemli. Hamurumuzun daha böyle kıvamlı, çabucak özüne kavuşması için ve pişirirken güzel kabarması için sıcak su kullanmamız gerekiyor. Aynı zamanda da 2 tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. Suyu kontrollü bir şekilde ekliyoruz arkadaşlar. Hamurun kıvamını ona göre ayarlıyoruz. Toplamda 5 su bardağı una 2 su bardağı su kullandım arkadaşlar. Su bardağı ölçüm 200 benimdi. Bu şekilde suyu da azar azar ekleye ekleye hamurumuzun kıvamını oluşturuyoruz arkadaşlar ve yumuşak kulak memesinden biraz daha yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Ben bu aşamada hamurumu aldım masanın üstünde devam ediyorum gördüğünüz gibi. Genelde ben hamurlarımı hep masanın üstünde bitiririm son yoğurmayı masanın üstünde yaparım çünkü. O zaman daha böyle hamurun güzel özlü olduğuna daha tatmin oluyorum. Evet şimdi yemek kaşığı zeytinyağını döktüm ve tekrar yoğuruyorum. Evet hamurumuzun kıvamına bu şekilde olması gerekiyor. Yumuşak ve özlü bir hamur olacak. Daha sonra hamur yurma kabıma alıyorum ve dinlenmesi için bir 15 dakika bekletiyorum. Evet hamurumuz dinlenirken biz e, böreğimizin içine hazırlıyoruz. Bunun için yarım demet maydanozu böyle incecik şekilde kıydım. Daha sonra bir tane büyük soğanı küçük küçük doğruyorum. Burada soğanı doğrarken size bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım, oradan bakabilirsiniz. Evet, doğramış olduğum soğanları ayrı bir kaba alıyorum ve bir tatlı kaşığı tuz ekleyip acı suyunun çıkması için biraz ovalıyorum arkadaşlar. Evet ovaladım soğanı az bir şey sudan geçirdim ve şimdi maydanozların üzerine ilave ediyorum. Evet şimdi üzerine yarım kilo kıymamı ekliyorum. Kıymanın burada yağlı olması gerekiyor özellikle arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı pul biberi ve bir tatlı kaşığı tekrar tuz ekliyorum. Tekrar elimle bu şekilde yoğurduktan sonra artık böreğimizi yapmaya geçebiliriz. Bir de o anı çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. İçimizin içine yarım yemek kaşığı da tereyağı eklemiştim. Orayı da hatırlatmak istiyorum size. Evet hamurumuz dinlendi gördüğünüz gibi. Şimdi biraz daha yoğuruyorum ve küçücük bezelere ayırıyorum. Bezelerin büyüklüğü mandalina büyüklüğünde olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi böreğimizi açmaya geçiyoruz. Bezeme aldım. Böyle altlı üstlü unlayıp merdane yardımıyla bu şekilde servis tabağı büyüklüğünde açılması yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi inceliğinde böyle olması gerekiyor. Evet hamurumuzu açtık yarısına bir buçuk yemek kaşığı içimizden koyuyoruz ve bu şekilde yayıyoruz. Yaydıktan sonra diğer yarısını üstüne kapatıyoruz ve elimizle bu tarafı ön tarafı bu şekilde kapatıyoruz ki yapışma e, açılma olmasın. Ve bir de hamur mayalı olduğu için e, hamurlaşmaması için incecik olması gerekiyor. O yüzden yapıştırma esnasında bastırmak çok önemli. Evet diğer hamurlarımızı da aynı işlemi yapıyoruz. Evet arkadaşlar hamurlarımı açtım. Böreklerimi yaptım. Şimdi kısaltma aşamasına geçiyorum. Burada tavamı aldım. Ocağımın altını yaktım ve yaklaşık şöyle bir parmak kalınlığında yağ dolduruyorum. Daha sonra ısınan yağma, kızan yağma böreklerimi bu şekilde yavaşça bırakıyorum. Arada bir böyle tavayı mutlaka sallamanızı tercih ederim. Çünkü ee, bu şekilde yağ sıcak olduğu için her tarafına nüfuz edecek ve kabarması çok kolay olacaktır. Bakın mayalı oldu mayasız olduğu halde gayet güzel kabardı hamur. Evet gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel pişti. Pişen hamurum pişen böreğimi ayrı bir tabağa alıyorum. Bu şekilde ve diğer e, Diğer böreklerimi yavaşça yağın üzerine bırakıyorum ve bu şekilde kızartmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet siz de gördünüz tadına bakmaktan kendimi asla alamıyorum maalesef bayağı bir bir tanesini yedim yani kusura bakmayın lütfen ama kendimi tutamıyorum bu konuda. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böreğim pişti ve biraz daha böyle üzerine ile beraber yumuşacık pamuk gibi oldular. Bakar mısınız görüntüye içi çok güzel pişti gerçekten. İçi hem çok güzel pişti hem de sulu sulu böyle tam yemelik. Ve ben yanında yerken daha önce yapmış olduğum domates sosumu banıp banıp yemeyi tercih ediyorum. İnanılmaz yakışıyor. Kesinlikle tavsiye ederim size. Eğer yapmadıysanız bu sostan aşağıda videosu var. E, oradan bakıp yapabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli bir sos. Kesinlikle bu şekilde yemenizi tavsiye ederim. Evet gördüğünüz gibi bugün de bu tarifi paylaştım sizinle. Bugünlük videom buraya kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.